Şu anda meclis üye adayımız İbrahim Halil Çiftçi'nin büro toplantısındayız. Bizimle icraatla yarışamayan, bizimle ilkeyle yarışamayan, bizimle proje, bizim ortaya koyduğumuz projeleri ortaya koyamayan zihniyetler çamur altı ise kalsın mantığıyla bizimle yarışmaya kalkışıyor. Deniliyor ki randevu veriliyormuş. Yalan! Yalan! Bu karakteri hepsi biliyor. Bu karakteri hepsi biliyor. Salı ve Perşembe günü halk günü ya. Halk günü adam randevu gününe dönüştürmüş. Ya siz kime söylüyorsunuz? Ben sadece makamda 40 bin insanla görüşmüşüm. 40 bin insan. Kayıtlar var. Biz halkın içindeyiz. Eğer ben insanlarla görüşmemişimse bugün nasıl pazara çıkıyorum? Nasıl sokakta göğsümü gere gere geziyorum? Nasıl parkta göğsümü gere gere geziyorum? Kim söylüyor bunu? Siyasi rakipler. Söyleyin. Söyleyin. En fazla 30 Mart'a kadar var mıdır ötesi? Ya bu politikalar geçmişte kaldı. Bu toplum aydın, bu toplum okuyan, bu toplum araştıran, bu toplum geçmişteki gibi değil. Bu toplum artık biliyor ya, biliyor. Düşün bu toplumun yakasından. Düşün de insanlar hizmet için gelsin. Düşün de büyük projeler gelsin. Düşün bu toplumun yakasından. Eğer siz düşmezseniz toplum düşürecek ya. Millet düşürecek. Şanlıurfa'nın umudu, Şanlıurfa'nın gelişen yüzü, Şanlıurfa'nın göz bebeği noktasına gelmişse o zaman burada ne var? Emek var, emek. Emek var. Sevgi var, dürüstlük var, kamu hakkını kamuya verme var. Kamu hakkını başka yere hortumlamak yok. Biz hiçbir zaman terbiyemizi bozmadık. Biz hiçbir zaman sağduyumuzu bozmadık. Biz diyoruz ki amacımız Karaköprü'ye hizmet etmektir. AK Parti çatısı altında bunu yapmaktır. Halkın sevgisini alabilmektir. Halkımıza hizmetkar olabilmektir. Bizim derdimiz bu. En büyük dersi iftira atan, hizmeti inkar eden, nankörlük yapan, bilgi kirliliği yayan, kendini bir şey zanneden ama bir şey olmayan zihniyete otuzunla göstereceğiz.